Selamlar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hep batı tarafından yaptık. Dedim bu sefer de doğu tarafından yapalım. Dolayısıyla Rusya'nın Moskova Üniversitesi'nin matematik departmanı kabul sorusunu çözüyoruz. Arkadaşlar, bu Rusya ile ilgili herhangi bir matematik kitabı aldığımda karşılaştığım ilk şey ciddi anlamda teorik ve bir disiplin içerisine verilmiş olmasıydı kitapların ve teoremlerin. Ya bu sorularda da adamlar olasılıkta, zaten satrançtaki başarılarını biliyorsunuz, aşırı derecede böyle uç sorular soruyorlar. Hani farklı yaklaşımlı sorular soruyorlar. Bu da karşıma gelen bu soruda çok tatlı bir soruydu. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir olasılık sorusu. Hemen kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Önce paylaştığımız iki videoya Google, Amazon ve Oxford sorusuna çok fazla talep ve teşekkür olmuş. Ben de o yüzden sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu videoda yine kanal konseptimin biraz dışında. Lütfen paylaşımlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Çok güzel bir seri oldu bu. Umarım bu seride bu şekilde devam ederiz. Evet, teşekkür ederim dedim. Kısaca soruma geçiyorum. Şimdi iki arkadaş Kızıl Meydan'da buluşmaya karar verirler. Arkadaşlar, Kızıl Meydan'da hep gördüğümüz, hani Rusya turistlerin ilk gittiğinde ilk arkalarını alıp fotoğraf çekildiği o güzel meydan. Her ikisi de saat 12 ile 13 arasında herhangi bir saatte Kızıl Meydan'a gelecekler. 15 dakika bekleyip gideceklerdir. Tamam. Bu 15 dakika süresince birbirlerine rastlarlarsa güzel, buluşacaklar. Aksi takdirde buluşamayacaklar. İki arkadaş yüzde kaç olasılıkla buluşacaklardır diye bize bir soru sormuş. Bu arada sorunu bazı Türkçe dosyalarda da gördüm, açık söyleyeyim. Hani Türkçe'ye çevirip de sorulduğu da olmuş. Haberiniz olsun, benim ilk eriştiğim yer Moskova Üniversitesi'nde sorulduydu. Onu da o şekilde paylaşıyorum. Evet, gelelim sorumuza. Şimdi sevgili arkadaşlar, soruyu geçtim artık. İşte bir saat zamanları var. Artı 15 dakika birbirlerine veriyorlar. Telefonları yok. Eski devirde bir buluşma gerçekleştireceğiz sanırım. Bu şekilde bir olayımız var. Şimdi bizim yaptığımız tüm olasılık soruları ya da çözebildiğimiz tüm olasılık soruları, aslına bakarsak sonlu kümeler üzerine yapılan olasılık soruları da neydi? 5 elma, ne bileyim 5 tane bilye. İşte paranın tura gelme olasılığı. Ya da en genel hayla paranın durumu nedir arkadaşlar? 2 tanedir değil mi? İşte biz burada bir sonlu kümede çalışırız. Veya bir zara attığınızda biz bu durumu incelerken 6 tane durum vardır. Biz bunun üzerinde çalışırız. Dolayısıyla yaptığımız işlemler sonlu kümeler üzerindedir. Ya da ne deriz? 1000 tane öğrenci arasından. İşte oradaki 1000 sonlu bir kümeyi ifade eder. Fakat burada yapacağımız işlem bir sonlu küme işlemi değildir. Bunun da sebebi şu. Hangi saatte? Tabii ki 12 ve 13 aralığını biliyoruz. Dilerseniz şöyle bir saat çizelim. Şurası 12, şurası 13 olsun. İşte biz bu saat aralığını, tamam, biz bu saat aralığında buluşacağız. Fakat bu saat aralığına gelene kadar iki tane arkadaşımızın hangi saatte, hangi dakikada çıktıklarını bilmiyoruz. Bunu iyice detaylandırmak isterseniz, işte kaçıncı saniyede orada olduklarını dahi bilmiyoruz. Hani çok 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 fazla sayı işin içine girebilir. Kaldı ki girmesine gerek yok. Derece bazında düşünürseniz de bizim burada hani neredeyse sonsuz olasılığımız çıkıyor. Anlaştık mı? Dediğim gibi, hani saniye bazına inersek zaten sonsuza geçmiş oluyoruz. Ama nihayetinde burada yapacağımız işlemleri, işte şu olsun, şu kadar dakikada gelsin deyip kısıtlandırma şansımız yok. Bu sebepten ötürü çözümümüzü grafik yöntemiyle yapacağız. Eğer grafik yöntemine meraklıysanız, kanalımızda olimpiyat olasılık soruları çözdüğümüz oynatma sesinde fazlasıyla grafikle olasılık sorusu çözdük. Yine diğer üniversite sınavına hazırlık serilerimizde de bu tarzda soruları çözmeye gayret ediyorum. Haberiniz olsun. Bir daha söyleyeceğim. Sonlu bir küme olmadığı için, işte direkt pat diye 1 bölü 6, pat diye 1 bölü 2 ya da ne bileyim başka şeyler diyemediğimiz için grafik yöntemi üzerinden tüm alanı tarayacağız. Taradığımız tüm alanda bize orada alınabilecek tüm sayıları verecek. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 2 kişi olacağız. Ben X olayım, siz de Y olun. Mesela X ben oldum, Y de siz oldunuz. Bu da arkadaşlar buluşmaya geleceğimiz saatleri belli etsin. Mesela ben 12 ile 1 aralığında gelirsem, yani 0 ile 60 dakika aralığında bir değer alırsam. 0 ile 60'ı şey gibi düşünün. 12'yi 0 düşünün. 13'ü saat 1, yani 60 dakika gibi düşünün. Eğer ben 0 ile 60 aralığında gelirsem ve siz de 0 ile 60 aralığında gelirseniz, oh 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 ne güzel. Eğer biz bu aralıkta gelirsek ne yaparız? İkimiz de buluşabiliriz değil mi arkadaşlar? Rahatlıkla buluşuruz. Yani bizim için bir sıkıntısı yok bu işin. Peki. Eğer bunu grafik üzerinde gösterseydik, bu da şöyle bir şeye denk olacaktı. Bakın, x ekseni yine bizim bilgimiz dahilinde olan x ekseni alıyorum. Yerlerini de değiştirmeyelim. Y'yi de burası alalım. Ben buraya 60 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Şuraya da 60 diyorum. Bakın buradaki bu kare kutucuk içerisinde şöyle belirtmek, hadi elimle göstereyim, bozmayayım. İşte biz bu kare içerisinde kalırsak aldığımız herhangi bir nokta bizim buluşmamıza gittiğimizi ve buluştuğumuzu söyler. Bakın şöyle, mesela atıyorum burada bir nokta aldım. 30'u 30 olsun bu nokta. Tam da ortasını seçmiş olayım.
İşte sevgili arkadaşlar, bu şu demek. Ben 12.30'da orada olmuşum. Siz de 12.30'da orada olmuşsunuz. Dolayısıyla buluşmuşuz. Değil mi? Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu tamam, optimal bir çözüm. İşte hani herhangi bir noktaya attığımızda buluşabiliyoruz. Fakat benim geldikten sonra buluşma noktasına maksimum 15 dakika bekleme sürem var. Şayet ben 12'de buluşma noktasına gidersem sizin en geç 12.15'te orada olmanız lazım. Aksi takdirde buluşamayacağız. Dolayısıyla bu buluşma yöntemini de sizin için aynı şey geçerli. Yani siz de gelirseniz benimle buluşamayacaksınız. Bu buluşma yöntemini de bir eşitsizliğe dökmemiz lazım sevgili arkadaşlar. İşte o eşitsizlik de şöyle olacak. Benim geldiğim dakika x'ti değil mi? Ben geldiğim dakikadan itibaren en fazla sizi 15 dakika beklerim. Daha da beklemem. Dolayısıyla sizin buradan daha büyük bir dakikada gelme lüksünüz yok. Dolayısıyla bizim burada aldığımız x artı 15 mutlaka y'den küçük olmak zorunda. Tamam, burada anlaşalım. Bir daha söylüyorum. Geldiğim dakika x'ti. En fazla 15 dakika beklerim. Sizin buradan küçük olmanız lazım diyorsak biz niye bunu oraya koyuyoruz? Pardon. Y küçük eşittir x artı 15 olmak zorunda. Sizin benim geldiğim 15 dakikadan önce gelmeniz lazım. Evet. Şimdi bu bizim birinci de eşitsizliğimiz. Gelelim ikinci eşitsizliğe. Aynı şey sizin için de geçerli. Şayet siz benden 15 dakika önce gelirseniz benim size en fazla 15 dakika bekletme lüksüm var. Evet. Bu iki eşitsizliği de grafik üzerine çizeceğim. Arasında kalan alan bizim ortak olarak buluşabileceğimiz alan olacak. Ve buna bağlı bir oran bulacağız ki çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Hani cidden ilginç bir sonuç bize verecek. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu eşitsizlik sistemlerini koordinat sistemime aktarmadan önce şunları görmek istiyorum. Burada görecek bir şey yokmuş. Y artı 15, y küçük eşittir x artı 15, affedersiniz. Bunu direkt çizeceğim. Tamam, artık şu 1'i 2'sini kaldırdığım olaya anlaştık bence. Ne yaptığımızı az çok biliyoruz artık. Burada bakın x yerine bir 0 koyduğumuz zaman direkt 15 geliyormuşuz. Y'de 15 geliyormuşuz. Buraya 15'i koydum. Biz y'de 60 koyduğumuz zaman x'e en fazla 45 geliyormuşuz. Yani şöyle doğrusal bir şekilde gideceğiz zaten. Hop, buraya da iniyorum. 45 geliyor. Bakın buradan bu değer şunu anlatıyor. Şayet biz bu A noktasında, atıyorum A noktasının üzerinde bir değer aldık. Hani buradaki taralı alan üzerlerinden seçeceğiz ya. Eğer ben 45. dakikada geldiysem x bendim. Sizin en geç 60. dakikada gelmeniz lazım ki bu da tutarlıdır. Aradığımız şey, istediğimiz şeyi bize veriyor. Anlaştık. Peki, şimdi grafiğin hangi kısmını boyayacağız? Bununla ilgili bir tartışma ortamı yaratalım. Burayı siliyorum, karışıklık yapmasın bize. Şuraya bir nokta koydum. Sevgili arkadaşlar, grafik üzerine bir nokta alın. Atıyorum 20'ye 20. Şurada bir değer olsun. Bakın, y yerine 20 koyduğumda 20 artı 15, 35'ten küçük. Ha, demek ki bu grafiğin aşağısında kalan şeyleri almamızı istiyor. Herhangi bir nokta aldığınızda sağlıyorsa grafiğin yukarısını aşağısında doğrusal sistemler için gerisine bakmanıza gerek yok. Dolayısıyla birinci grafiğimiz budur ve bize aşağıyı verdi. Ups, onu keşke silmeseydim. Şimdi geri çağırsam da 2 saate gelemeyecek. Heh, geldi, tamam. Bunu aşağıya gönderdim, burayı kapattık. Şimdi sizin de görmeniz için bunu da yukarıya getiriyorum. Bir kere daha yapacağız bu işlemi. Bu sefer de x küçük eşittir y artı 15. Yani x eksi 15'in küçük eşittir y olduğunu biliyoruz. Peki, demek ki x'imiz 15'ten başlayacak. Nereye kadar gidecek? Bu sefer y'de 45'e kadar gidecek sanırım, değil mi arkadaşlar? Yani şöyle bir uzatma mı yapacağım? X yerine 60 koyduğumuzda evet, y'de 45'e gidecek. Biraz orantısız çizdim ben. Dilerseniz şöyle yapabilirim. Daha güzel olabilir. Evet, orası... Şurası 45 olacak artık. O zaman da daha saçma bir şey olacak. Neyse, şöyle yapayım. Artık kalsın. Tamam. Bunu da şöyle uzattım. Biz 60'dayken gelecektik değil mi arkadaşlar? X yerine 60 koyduğumuzda olacaktık. Evet, şöyle yapabilirim. Tamamdır. Burası da 45'in üstüne düşüyor. Keşke değiştirmeseymişim. Olsun. Güzel görünsün diye uğraşıyorum. Şimdi unutmayın, ilk yaptığımız şeyler aşağı doğruydu. Yine 20'ye 20 noktasını alıp yerine koyun. Bakın bu takdirde de yine sağlanıyor. Yani biz birinci bulduğumuz grafikte, onları merak etmeyin, oklarla göstereceğim size yine rahat anlayalım diye. Birinci grafikte bulduğumuz kısımda biz aşağıya alıyorduk. İkinci grafikte bulduğumuz yerde yukarısını alıyoruz. Nihayetinde bulduğumuz noktanın arkadaşlar kesişimleri işte şu kısım. Yani dolayısıyla bu kare üzerinde şayet siz bu sistemde, daha doğrusu bu boyadığımız alanda bir nokta alırsanız mutlaka buluşuruz. Dilerseniz deneyebilirsiniz. Zaten mavi doğru parçaların üzerindeki noktaları aldığınızda sağlıyordu. Aralarındaki noktalardan herhangi birini aldığınızda da yine göreceksiniz. Ya da sınırlara zaten bakarsanız inanacaksınız. Bu değerler bizler için buluşmamızı olanaklı kılıyor. Peki, geldik şimdi bu değerleri nasıl orantıya çevireceğiz? Yapacağımız iş çok basit arkadaşlar. Tüm oranımız nedir? 60 çarpı 60, yani karenin alanıdır. Aslında tüm oran diye şöyle yazabilirim.
Tüm oran. Tüm oran 60'ın karesidir. İstediğimiz oran bu morların boyalı olduğu kısım olduğu için ben 60'ın karesinden şu boyamadığımız üçgenlerin alanlarını çıkartacağım. Sevgili arkadaşlar, burası 45 ve burası ne kadar? Bakın. Evet, yanlış çizmişim. Hemen düzeltelim orayı. Güzel oldu bu hata. Nereye kadar gidecek? Biz burada 15'e aldık. Buradan 60'a kadar tırmanmayacak tabii ki, değil mi? Şurada 45'e kadar tırmanacak. Ben onu öyle öküz gibi çizdiğim için hata yaptık. Tamam. Buranın yukarısı olduğunda hiçbir bozukluğumuz yok ama biz burayı evet 45 aldık. Şimdi yapacağımız şey nedir? Hop, şöyle gösterdim. Mor kısmı hesaplarken bu yeşille gösterdiğim üçgenlerin alanlarını çıkaracağım. Burası 45. Sevgili arkadaşlar, burada 45'tir. Yani bizim şu alanımız aslında 45'in karesi bölü 2. Dikkat edin, bir tane daha var. 45'in karesi bölü 2 artı 45'in karesi bölü 2 aslında 45'in karesine eşit. Yani istenilen oranda nedir ya da istenilen alan, oran önemli değil, 45'in karesidir, değil mi? Tabii ki istenilen oran 45'in karesi değil, özür diliyorum. 60'ın karesi eksi 45'in karesidir. Yani tüm durumdan biz o üçgenleri, boşluklu yerleri çıkarttık çünkü oralarda buluşamıyorduk. Dolayısıyla oranımızı bulmuş olduk. Buluşamama sebebimiz de şudur. Bir kere daha açıklayayım da içime sinsin. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın, ben eğer burada 60 noktasını alsaydım ya da şurada bir nokta alsaydım, mesela 50'ye 10. Ben 50. dakikada gelseydim, siz 13. dakikada gelirseniz bu geçersiz olur. İşte biz bu sebepten ötürü bu boşlukları, bu üçgenle, açık yeşille gösterdiğimiz yerleri çıkartmak zorundaydık. Şimdi durumumuzu bulduk artık. Yapacağımız şey matematik. Gerisi matematik oldu. Şimdiye kadar ne yapıyorduk sanki? Burayı bulurken ne yapalım? İki kare farkı yapalım isterseniz. 60-45 çarpı 66+45. Peki. Tüm oranımız 60'ın karesi 3600 ya da direkt ben 60 çarpı 60 diye bırakayım. Belki bir sadeleştirme yaparız. Burası kaç geliyor? 15 geliyor. Burası kaç geliyor? 105 geliyor. Sevgili arkadaşlar, hop şunları sildim. 4 kalsın. Burayı 5'e böldüm. 21. Burayı 5'e böldüm. Kaç geliyor? 12. Burayı 3'e böldüm. 7. Burayı 3'e böldüm. 4. Nihayetinde evet, çok şükür bulduk. 7 bölü 16 işte bizim olasılığımızmış. Durun. Şaşırmanız gereken şey şu. 7 bölü 16 bakın bakalım kaça eşit geliyor. Yaklaşık olarak tabii, ben onu bölemeyeceğim. Buraya bir 0 koyuyorum. Buraya bir 0 koyuyorum. 4 kere desem 64. Hop 60 kaldı. 3 kere desek 48 falan filan götürürüz. Yani en nihayetinde arkadaşlar biz %43 olasılıkla birbirimiz 15 dakika bekleyerek buluşabiliyoruz. Şöyle güzel bir şey söyleyeyim. Şayet eğer 18 dakika gibi bir süre bekleseydiniz, 18 küsür sanırım, tam bilmiyorum. O civarda beklediğinizde %50 olasılıkla buluşabiliyoruz. Yani bir arkadaşınızla belli bir saat aralığında buluşacaksanız ve birbirinize işte 18,5 küsür ya da onu tam hesaplayın siz, 19 dakika gibi bir süre tanırsanız, biz yuvarlak 20 yapalım garanti olsun. 20 dakika gibi bir süre tanırsanız, hani ilk gelen 20 dakika beklesin. Bu durumda %50 olasılıkla, hatta 20 dersek daha da fazladır %50'den, 1 bölü 2 olasılıkla buluşabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Tüm paralel evrenlerin arkadaşlar yarısında buluştunuz, yarısında buluşamadınız. Çok çok iyi bir olasılık aslında 1 bölü 2 olasılığı. Evet, bizim olasılığımız ama %43 geldi. Bu da kafi bence. Siz olun, çok bekletmeyin. Ama bundan sonra da 20 dakika bekleme süresi, bence birbirinize tanıyın arkadaşlar. Evet, Moskova Üniversitesi'nin güzel bir sorusuydu, kabul sorusuydu. Güzel bir çözüm oldu yine. Ben de eşek gibi sırıtıyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü bu sorular cidden. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Diğer sorularda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.